Arkadaşlar, bugün size Sandıklı'nın Kadın Kültür Evi'nden merhaba demek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir mekan burası. Buradan çekim yapacağız. Sandıklı'nın yöresel tatlarından kesme tarifini arkadaşım Safiye sizlerle paylaşacak. Kamerayı veriyorum. Hoş geldiniz. Tarifimizin malzemelerini sayalım. 14 su bardağı unumuz var. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 2 tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 tane yumurtamız var. 1 su bardağı sıvı yağımız var. 7 su bardağı suyumuz var. 10 yemek kaşığı haşhaşımız, 5 su bardağı sıvı yağımız var. 1,5 paket kuru mayamız var. Yapımına başlayalım. Şekerini koyuyorum. Tuzu ekleyelim. Yumurtamızı ekleyelim. Sıvı yağımızı koyalım. Kuru mayamızı koyalım. Suyumuz ılık, değil mi? Ilık suyumuz var. Yoğurmaya başlayalım. Şimdi ben bunu öğreneli bayağı oldu. Yani 2000 yıllarında öğrendim bu haşlaştırmayı. Isparta'da öğrendim. Ay çok hoşuma gitti. Bizim oralarda olmuyor. Hani haşhaş ekilmiyor Muğla taraflarında. Ben Muğlalıyım. O tariften bu yana hep yapıyorum. Ama her yörede değişik tarifler oluyor. Evet. Ama haşhaş Afyon'un ürünü. Onun için dedim kaynağından çekersem daha güzel olur diye. Ben bu haşhaşlıyı hiç paylaşmadım. Ama çok güzel oldu sizlerle tanışmam. Burada kaynağından bu videoyu çekmem çok güzel oldu. Sen Sandıklı'nın neresindensin? Ben Akarımlıyım. Ha evet. Ama burada ikametgah ediyoruz. Burada çalışıyor musun? Evet, çalışıyorum. Hı. Belediye personeliyim. Ha, çok güzel, ne güzel. Bayanların burada çalışmasını çok severim. Bayağı güzel hamur oluyor Safiye. Evet, yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Hafif ele yapışan, evet. Değil mi? Hamurumuz toparlanmaya başladı. Daha sonra mayalanmaya bırakacağız. Ele yapışan bir hamur oluyor herhalde, değil mi? Evet, biraz yumuşak kıvamda ele yapışan bir hamur oluyor. Piştikten sonra da kıvamı çok güzel oluyor. Hamurumuz toparlanmaya başladı. Daha sonra mayalanması için bırakacağız. Bir yarım saat mayalanması gerekiyor. Yumuşak ele yapışan bir hamur. Evet, çok güzel oldu. Eline sağlık. Çok güzel yoğurdum. Bu fırınlarda da yapılıyor, satılıyor sanki. Bazı evet, fırınlarda da görüyorum ben. Bir de böyle yapıyorlar Safiye. Çiçek ekmek gibi gördüm. Bir evet. Buranın bir oteli var. Hani ünlü bir oteli var. Kaplıcaları var. Orada da çiçek ekmek gibi yapmışlar. Evet, koymuşlar. Çok hoşuma gitti. Tepsilere, yöremize ait bir ürün olduğu için dışarıdan gelen misafirlerimize tanıtımı yapılıyor. Çok güzel ya. Baya güzel hamurun oldu. Hamurumuz kendini baya güzel toparladı. Safiye, ben şey yapıyorum. Mesela hani hamur çabuk çıksın diye. Evet. Fırını önceden ısıtıyorum. Sonra kapatıyorum. Isıttıktan sonra kapatıyorum. Fırın sıcakken bu leğeni sarıp sarmalayıp koyuyorum. 20 dakikada 30 dakika aralığında hemen kabarıyor. Evet. Hani bazen soğuk havalarda hamur geç kabarıyor ya. Evet. Öyle yapınca da çok hızlı kabarıyor. Çok güzel oluyor. Bu da bir püf noktası olsun. Hamurumuz mayalandı. İstediğimiz kıvama gelmiş. Şimdi eşit parçalara ayırarak yapım işlemine geçeceğiz. Tamam canım, kolay gelsin. Gerçekten de çok çabuk mayalandı. Evet. Şimdi bezeleri ayırmışım. 3 eşit parçaya ayırdık. Toparlayıp sonra yağlama işlemine geçeceğiz. Yufka gibi mi açıyor musunuz? Evet. Elinizle mi açıyorsunuz? Şeyle açıyoruz, merdaneyle açıyoruz. İçine haşhaşlı yağımızı sürüp rulo şeklinde katlayıp keserek diziyoruz. Tamam. Çok güzel olacak inşallah. İnşallah. Hamurumuzu açma işlemine başladık. Açabildiğimiz kadar açıp daha sonra yağlama işlemine geçeceğiz.
haşhaşın içine siz şeker koyuyor musunuz? Yok, hayır. Ha, sizin sade sadece oluyor. Sadece haşhaşta yağımız var. Bazı yerlerde şey de koyuyorlar. Şeker koyuyorlar. Evet. Ben bir yerde gördüm içine, üstüne ceviz dekiyorlar. Her yörede farklı farklı yapılışı var. Tahinle de yapılıyor. Ha, onu tahinle de yapanlar var. Ama çok güzel bir lezzet. Evet. Yöremizin vazgeçilmez lezzetleri. Elimizle de kenarlarını açtırabiliriz. Yağlama işlemine geçiyoruz. Haşhaşlı yağımızı. Beyaz haşhaş var. Beyaz dediğin evet. Sarı mı acaba? Sarı haşhaş ayrı oluyor. Beyaz haşhaş ayrı. Hmm, beyazla tamam. Da yapanlar var. Sarı haşhaşla da yapanlar var. Evet. Bolca sürdün. Evet. Bolca hamurumuzu koyuyoruz. Elimizle tekrar inceltelim kenar kısımlarını. Şimdi rulo şeklinde sararak ben de böyle yapıyorum. Ben şöyle üçer parmak, ikişer parmak enliğinde keserek evet, koyuyorum. Evet, 2 santim aralığında, 3 santim aralığında yapıyoruz. Şöyle boyutlarda ideal oluyor. Tepsimize diyorum. Hamurumuzu tekrar açtık. Bolca yağını, haşhaşını koyalım. Bu nasıl güzel olmasın? Gerçekten de çok güzel olacak. Mesela sabah bundan 2 tane yese insan açlığını bile yatıştırır. Evet. Kahvaltı yapmadan bir acelesi olsa eline 2 tane alıverse bile işini görecek. Evet. Şöyle tekrar kenarlarını açtıralım. Rulo halinde tekrar sarıyoruz. Tekrar 3'er santim aralıklarla kesiyoruz. Mercimekli bükme yapıyor musunuz? Evet. Sen buranın yemek işlerine bakıyorsun herhalde değil evet. mi Saki? Yemek, çay, temizlik. Ne güzel ya. Ben bayanların çalışmasını çok seviyorum. Evet. Hamurum da tam denk geldi. Evet. Şimdi üzerine ne süreceksin Safiye? Üzerine yağ. Şeyle, şu haşhaşlı yağdan. Mesela bazı yerlerde yumurta falan sürüyorlar. Yok. Ama buranın adeti yağ sürüyor evet. O zaman. Sıvı yağ. Üzerine süreceğiz. Sıvı yağ sürüyoruz. Daha sonrası fırınımıza vereceğiz. Ha, haşhaşlı mı süreceğiz? Hı hı. Siz ona kesme mi diyorsunuz? Evet, kesme. Annem de ne derdi rahmetli? Lokum diyorlar sandıkkıdan. Biz dağın ekmeği deriz ya. Hmm. Annem onu çok güzel yapardı. Şekerli de yapardı. Siz bizim burada biraz şekersiz oluyor galiba. Evet, şekersiz. Bazısının üstüne şeker de servis. Haşhaşlı ekmek, evet. Dağın ekmeği öyle derdi. İnşallah güzel olur. Kaymakam Bey siz nerelisiniz? Sinirkent, Isparta. Biz Isparta'da 5 yıl kaldık. Öyle orada mi? Orada da çok yapılıyor. Tabii işte onu diyorum ya. Evet. Tabii. Bizde de haşhaş yetişir tabii. Bazısının üstüne şeker serperdi şöyle. Bunu şimdi bazıları şeyli yapıyor. Ceviz koyuyor. Şeker anam koyuyor. Ceviz de koyardı. Ama yani sandıklı yağ özü olan haşhaş, sıvı yağ, un, tuz. Ne diyeceğiz şimdi biz bunu paylaşırsak? Kesme. Kesme. Sandıklı kesmesi. Evet. Kaybakan Bey, bunlar da mesela bazı yörelerde yumurta sürülüyor.
Burada yumurta sürülmüyor. Sizin orada sürülüyor mu ben de bilmiyorum. Yok, hayır. Yok, hayır. Bizim burada hep hani dediğiniz gibi cevizi de yapılsa, bu evet, şekilde yapılsa yumurta kullanılmaz. Anam ceviz de koyduğunu hatırlarım. Bazen bir kısmını ceviz de koyabilirdi ama hiç yumurtasını hatırlamıyorum. Evet. İşlemimizi de tamamladıktan sonra 200 derecede fırınımızı ısıttık. Şey, ha, şöyle biraz gösterir misin Safiye gerçekten? Ay şu ortaya gelsene. Ortaya gel. Ha. Ay gerçekten çok güzel görünüyor. Tamam. Fırınımızı 200 derecede daha önceden ısıtmıştık. Yağlama işlemimiz de tamamlandıktan sonra fırına gönderiyoruz. Ay bunlar ne kadar güzel Safiye. Çok güzel oldular. Ne kadar güzel kavardılar ya. Ay ellerine sağlık. Kesmelerimizi fırından çıkardık. Piştiler. Gerçekten çok güzel olmuş Safiye. Eline sağlık. Afiyet çok olsun. Kabarmışlar. Tam sandıklıya yakışır bir kesme olmuş. Evet. Şimdi sunumumuza başlayalım. Şu anda arkadaşım servisi yapıyor. Servis tabağımızı hazırlıyoruz. O kadar kıvamı güzel olmuş ki yumuşacık. Arkadaşlar bu kadar güzel. Evet. Puf puf. Mutlaka da sizin de denemenizi isterim. Bu arada bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Safiye sen ne demek istersin? Emek çektin. Bu kadar yoruldun bizim için. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Misafirlerimize afiyet olsun. Çok teşekkür ederim canım. Çok sağ ol. Ellerin dert görmesin. Sağ olun.